Siber'in günlüğü. Siber'in günlüğünden herkese iyi haftalar. Ben Kerem. Bu hafta yalnızım ama mobil dünyadan 3 tane haberle yanınızdayım. Birinci haberim Mısır'dan geliyor. Bu hafta devam eden, geçen hafta başladı aslında ve 18 Kasım'a kadar sürecek olan Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP27'den bir haber geldi. Şimdi bu etkinlik için Mısır Devleti resmi olarak bir app hazırladı ve yayınladı. COP27'nin resmi app'i. App'in de oldukça reklamını yapmışlar. İşte şehrin değişik yerlerinde QR kodunu sunarak insanlara bunu yüklemeye teşvik ediyorlar. App'in amacı da etkinliğe katılanlara işte etkinlik hakkında bilgi vermek, onları doğru zamanda doğru yerlere yönlendirmek vesaire. Resmi olarak amacı bu. Haber niteliği taşıyan kısmı ise Batılı devletler tarafından gelen bu uygulamayı pek yüklemeyin, kullanmayın tarzı kendi katılımcılarına yaptıkları bir takım uyarılar ve güvenlik uzmanlarının yaptığı bir takım incelemeler. Şimdi iddia şu, özellikle Android'teki app üzerinde geçerli tabii bu söyleyeceklerim. Android üzerinde bu app'in istediği bazı haklar gerçekten hani güvenlik ve privacy, gizlilik açısından risk teşkil ediyor iddiası var. İşte kullanıcının e-mailini ve mesajlarını okuma hakkı, hatta iddiaya göre WhatsApp gibi hani uçtan uca şifreleme yapan app'lerdeki mesajları bile okuma kabiliyeti, backdoor dediğimiz işte arka kapı yükleme ve kullanıcının cihazını scan etme, tarama kabiliyeti, işte kullanıcının konumunu takip etme kabiliyeti vesaire, bu tarz haklara sahip olduğu iddia ediliyor app'in. Şimdi haberi biraz daha inceleyince şurada bir soru işareti ortaya çıkıyor. Yapılan inceleme daha çok bu Android app'inin istediği haklar mı, permissions'lar mı, yoksa gerçekten teknik olarak yaptığı şeyler mi? Bu konuda da işte haber kaynağında 4 tane güvenlik uzmanına sormuşlar. Bir tanesinin söylediği çok iddialı. Diyor ki bu bir siber silah tarzı bir ifadede bulunuyor. Diğerleri ise daha temkinli uyarılarda bulunuyorlar. Diyorlar ki işte tamam bu haklara sahip ama aslında bunları şu anda kullanmıyor. Yaptığı şeyler teknik olarak aslında herhangi başka bir app'in yaptığından fazla değil. Konum kullanıyor çünkü işte size doğru tavsiyelerde bulunmak istiyor vesaire vesaire. Yani bu konuda tam bir net bir cevap yok. Hani kesinlikle mesajları okuyor, e-mailleri okuyor tarzı bir bilgi yok. Ama bunu yapma kabiliyetine sahip olduğu konusunda uyarılar var. Buradaki asıl insanları ve bazı devletleri de korkutan diyelim, uyarı vermelerini sağlayan şey de işte hem bu teknik kabiliyet hem de Mısır'ın işte daha önceki insan hakları ve gazeteci takibi konusundaki yapmış olabileceği şeylerin bir risk teşkil etmesi. Şimdi buna benzer bir haber vardı aslında. Geçen hafta ben taşıyacaktım Siber'in günlüğünü ama başka haberler girdi araya. O da Katar'daki Dünya Kupası ile alakalıydı. Katar Dünya Kupası içinde Katar Devleti iki tane app'i katılımcıların yüklemesinin mecbur olduğunu ilan etti. Bunlardan bir tanesi Ehteraz, diğeri de Hayya. Ehteraz bir Covid takip app'i. Hayya ise tam sadece Dünya Kupası için yaratılmış bir app. Hayya üzerinden işte maçların biletleri alınıyor. Yine konum bilgisi takip ediliyor ve bedava metroya binme hakkı sağlanıyor. Bu app'lerin yapabildikleri incelendiğinde yine çok fazla şey görüyoruz. İşte Ehteraz özellikle telefon üzerindeki bütün içeriği okuma, silme, değiştirme. Yine tekrar söyleyeyim, bu Android için özellikle geçerli çünkü iPhone'da daha kısıtlı oluyor bu haklar. Ehteraz işte Wi-Fi ve Bluetooth'u açıp kapama ve bağlanma, başka app'leri değiştirme, uykuya girmesini engelleme, konum bilgisini elde etme, telefon açma ve screen lock yani kilidi kapatma. Hayya da ise daha kısıtlı ama yine işte tam konum elde edebiliyor ve uykuya gitmesini engelleyip bu sefer network connections yani internet bağlantı yaptığı adresleri kaydetme gibi hakları istiyormuş app'ler. Bu iki haberi bir arada sunmak istedim çünkü yine aynı şekilde bu haberi okuduğum Norveç gazetesi sitesiydi. Onlar da bir manşet atmışlar. Manşet hani bu app'ler kesinlikle bunları yapıyor tarzı bir manşet ama biraz detay işte okuyunca yine ortaya çıkıyor ki yani aslında app'lerin istediği hakları listelemişler. Uzmanlar da bunun üzerine yorum yapmış. Sonrasında gidip bir tane siber güvenlik uzmanı teknik olarak incelettirmişler. O inceleyen de aslında teknik olarak şu anda app'in bunları yapmadığını, hani normal bir app'ten fazlası ötesine gitmediğini teknik olarak sunmuş. Yapmayacağı anlamına gelmiyor. Hani bu hakları istemesi aslında bir sonraki update ile bu kabiliyetleri de eklemesi anlamına gelebilir. Yine bunu hani bir çeşit uyarı, hani Dünya Kupası'na gidecek olanlar varsa aranızda
aklınızda bulunsun. Belki bir ihtimal gerçek, hani günlük kullandığınız telefonla değil de bu 2 haftalık süreç için işte ne kadar gidiyorsunuz, yanınızda alacağınız başka bir telefonla bu app'leri yüklemek isteyebilirsiniz. Böyle bir haberi sunmak istedim. Üçüncü sunacağım haber biraz daha hafif bir haber ama eğlenceli geldi bana. Bu sefer de Macaristan'da bir güvenlik araştırmacısı yanlışlıkla Android telefonlarda, daha doğrusu Pixel'in, Google'ın Pixel telefonlarının son modelinde bir açık buluyor. Ve bu açıkla herhangi bir telefonun PIN kodunu bilmeden, işte PIN kodu varsa hatta PIN kodunu geçip arayüzüne ulaşabiliyor. Bunu yanlışlıkla bulmuş hakikaten, yanlış SIM kodunu yanlış girerek birkaç kere karşısına çıkmış. Şu şekilde gerçekleşiyor saldırı diyelim. Kilitli olan bir telefonu alıyorsunuz, onun SIM kartını çıkartıyorsunuz, kendi SIM kartınızı koyuyorsunuz. Sonra yanlış PIN kodunu 3 kere girince telefon kilitleniyor, PUK kodunu istiyor. Kendi SIM kartınız olduğu için PUK kodunu biliyorsunuz. O kodu girdiğinizde telefon açılıyor ve daha önce karşınızda olan kilit ekranı geçilmiş oluyor. Direkt telefonun ana arayüzüne erişim sağlanıyor. Bu şekilde bir açıkla karşılaşıyor David Schütz ve bunu Google'a bildiriyor. Google'un da bu tarz önemli mobil açıklar için işte 100 bin dolara kadar çıkan bir ödül politikası var. David'e 70 bin dolarlık bir ödül veriyorlar. Ve düzeltmeleri de 5 ay kadar sürüyormuş. Oldukça uzun sürmüş. Ama şu anda hani son güncellemeyle yapabilirsiniz. Hani özellikle Pixel telefonu olanlar ve Android mobil kullananların bu güncellemeyi, son güncellemeyi bir an önce yapmasını tavsiye ederim. Evet, mobil dünyadan 3 tane haberle bugün karşınızdaydım. Benden bu haftalık bu kadar. Sibel'in günlüğünden herkese çok iyi, güvenli haftalar diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.